Bir kısmını Gaffar Bey söyledi, bir kısmını da siz söylediniz ama ben bir takım şeyler söyleyeyim. Şimdi yaprakların alkışladığı ve 16 milyon İstanbullu çalışanı olarak tanımlayan bir belediye başkanının tarif edecek kavramlar yazdım. Pişkinliği söylediniz, pişkinlik. Kibiri söylememiz gerekiyor mutlaka. Cüretkarlık bununla beraber gelir. Fütursuzluk bununla beraber gelir. Şımarıklık bununla beraber gelir. Arsızlık bununla beraber gelir. Üstenci bakış, yani kibire atıf değer bununla gelir. Fakat siz konuşurken baktım, birçok deyimimiz var da arsız ile karşılaşacağımız zaman hani Emin Pazarcı'ya gönderme olsun, hani bizde de suç var dediği zaman arsız ile karşılaşınca ne yapacağımız konusunda pek bir atasözü bulamadım. Bulabilseydin onu da burada söyleyecektim. Yani onunla karşılaşma şöyle olur, bununla karşılaşma böyle, hani çalıyla, hani cahile ilişkin var da misal. Çalıyı dolan git falan filan diye geçiştirebiliriz ama ya arsızla karşılaşınca ne yapacağını bilemiyorsun. Sen karşılaştın. Vallahi sen bile bilemedin ne yapacağını bazen. Tabii. Arsız çünkü. Tabii. Bakın ben bunu söylüyorum. Ben insanların hakkına girmek istemem. Hiçbirimiz girmek istemem. Bu arkadaşlarımız, buradaki hazırın hiçbirisi. Fakat yani sen deprem olmuş, Elazığ, Malatya deprem olmuş. Hala enkaz altında insanlarımız var. Onların canlılarıyla uğraşıyoruz. Sen deprem bölgesine ziyarete gidiyorsun. Sözüm ona, depreme yardım etmek için deprem bölgesindeki insanlara, bu yardım konvoylarına, yardım yapanlara destek vermek için orada bulunuyorsun. Sözüm ona. Bir gün sonra Palandöken'den fotoğraf veriyorsun ve diyorsun ki bana alışacaksınız kardeşim. Ben böyleyim. Ben çocuğuma, işte efendim eşime vakit ayırırım bu 15 tatil zamanında. Tabii ki Palandöken'de kayak kayacağım. Allah Allah. Arsızca alışacaksınız diyor. Tatili sen söyledin. İstanbul'da sel felaketi olmuş. Şu Unkapanı Köprüsü'nün hemen orada insanımız hayatını kaybetmiş. İstanbul'u sel almış. Bizim arkadaşımız Bodrum'dan fotoğraf veriyor. Yok ortalıkta. Sonra diyor ki tatil bana çok yakışıyor. Şimdi arsızla ne yapabilirsiniz ki? Niye biliyor musunuz? Arsızla ne yapabilir? Ama bu şöyle bir şey. Hani bu bizim ayıbımız dedi ya Emin Pazarcı. Bunun için anlatıyorum. Siz şunu söylemişseniz o güvenceyi almışsınız demektir. Murat Ongun, hani ben isimler söylemedim ama bu ondan nakliyle söylendiği için söylüyorum. Bir o da bir meslek grubu bir takım şikayetleri ve çözüm önerileri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gittikleri zaman Murat Ongun da Hazırun orada onu anlatıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle sıkıntılarımız var. İfade aynen şu. Siz gidin AKP'ye anlatın bunu. Siz ne yaparsanız yapın, biz öyle profesyonellerle çalışıyoruz ki sizin o anlattığınız şeyi tersten anlatırız millete. Ve kovuyor. Huzurundan kovuyor. Şimdi bu arsızlığın nedenine geleceğim dolayısıyla. Yani bu kadar cüretkar, burada bu kadar kibirli, bu kadar arsızca bir tavır ancak kendinde ya da sırtını dayadığın yerdeki vehmettiğin güçle alakalı bir şey. Yani ben o kadar sırtımı o güce dayadım ki sen yani itin kardeşim otobüsleri. Yarın bir gün taşıyın o suları. Toplayın o çöpleri. Ben o kadar kendimi güvende hissediyorum ki, güçte hissediyorum ki bana hiçbir şey yapamazsınız diyor. Ben de şunu söylüyorum. Dünya tarihi bu ibretlik tablolarla doludur. Kendinde güç vehmedenlerin, hatta güçlü olanların bir sinekle bile imtihan edildiğini unutmuyoruz ve bunu da hatırlamak istiyorum. Şimdi orada önemli bir şey söyledin. Şöyle. Emin Pazarcı ben vereceğim bir söz. Atasözü bulamadım dedi Hasan Öztürk. Atasözü geldi cep telefonuna. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş diyorlar. İşte buna teslim olmamak lazım. Yani haklının hakkını sonuna kadar aramak lazım. Biraz da
arsızlar, haklıları, düzgün insanları bezdiriyorlar. Bezdirdikleri için de kaçılıyor. Biraz da onun yüzünden bunlarla mücadele edilmiyor. Yani biz bir iki laf söylediğimiz zaman bu arsızın etrafındaki... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.